Boşanıyorum ben. Demiştin sabah. Avukatım sen olacaksın bu sefer. Ha, ilkini kaçırdın diyorsun. Bu sefer bu şerefe nail ol, öyle mi? O kadar uzun cümle kurmadım. Avukatım sen ol diyorum. Taner'den boşanırken. Başka kocan mı vardı o? Takip edemiyorum ben seni Melike. Belki bir yerlerde vardır. Bir bak istersen. Ne kadar komiksin ya. Araya laf karıştırma. Avukatım sen olacaksın bu sefer. Çok büyük dava bu, tam 50 milyonluk dava. Çok ilgilendim şu an. 10 milyonu senin. Namık abi seninle ilgilenecektir. Bence onu ara. Ben Namık abin değil, seni istiyorum. Benim bir patronum var. Ondan bağımsız dava alalım. Bak bu Taner, bu herif çok zengin. Öyle böyle değil. Ayrıca bu rezil herif beni aldattı ya. Düşünebiliyor musun? Bak beni diyorum. Bir kere de değil üstelik. Beni Melike'yi aldattı. Yani bir kere anladım de... ilk dediğinde anladım. Seni aldattı, evet. Ayrıca bence başka kadınların da çocuğu var. Sence mi var mı? Bence. Yani ispat edemem ama. Yani bu rezil herifin. Taner'in yani. Taner'in yani ya, başka kadından çocuğu var diyorum, çocuğu. Çok pis intikam alacağım ondan. Umursuyorsun yani. Doğancığım. Umursamıyorum. Ama insan bir hata yaptıysa bedelini ödemesi lazım. Değil mi? Geldiğimden beri annem evde perişan. Ben daha fazla çekemem bu evi. Bu herifi boşayacağım. Parasıyla da kendime böyle misler gibi tertemiz yeni bir hayat kuracağım. Öyle yeniden para kazanmakla falan uğraşamam ben. Bence ara Namık abi, konuş. Ya ben Namık abin değil, seni istiyorum. Beni niye istiyorsun Melike? Çünkü elimizi kirletmemiz gerekebilir. Döversin olur biter. Önceki kocanı da dövmüştün. Doğancığım, öfke terapisi aldım ben. İstesem de artık insanlara şiddet gösteremiyorum. Namık abi seninle seve seve ilgilenirim. Nereye ya? Şş, Doğan! Şaka mısın ya? Ya gereksizsin Doğan ya! Gereksiz! Ya senden bir şey isteyen de kabar zaten. Bir şey isteyen... Ya faydasızsın, gereksizsin! Gereksiz. Oğlum getirme her gün şu aleti masaya. Kırıntı oluyor. Mutfaktan gelene kadar soğuyorlar hani. Allah Allah. Dün işten çıktıktan sonra nereye gittin? Neden geç geldin? Ya Melike'yle geldim biliyorum. Anne, ben kahvaltı etmeden önce sohbet etmeyi sevmiyorum. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Sema teyze, Doğan çıkmadı değil mi? Aa, bu saatte ne işin var burada? Oo, sofraya bak ya. Kaynanam seviyormuş vallahi ha. Ben bu Taner'in mal varlığı hususunda bir araştırma yaptım. Evliyken de dinlediğim bazı bilgiler de vardı. Onları da ekledim. Sonra böyle güzel, kocaman bir liste yaptım. Ama sorun şu ki bu mal varlıkların hiçbiri Taner'in üzerine değil. Bu gitmiş böyle amcasından korkuyor diye. Güvendi kim varsa, eşi dostu falan filan onların üzerine yapmış. Biz şimdi sen acaba ne yapsak da... Yeter! Kimse benim ekmeklerimi elleyemez. Ben kahvaltı etmeden önce kimseyle sohbet etmem. Aa, yeni yeni huylar. Kalk git bana bir çay getiriver. Hadi. Tamam, açık koyuyoruz. Günaydın.
Günaydın, hoş geldin. Erkenden gelmişsin. Doğan var mıydı? Var var. Kaldı hala elimizde bir tane ama elini çabuk tut, kelepir fiyata başkası kapabilir. Günaydın. Anlamıştım ben sizin aranızda bir şey olduğunu zaten. Kaçmaz benden. Geç kız içeri. Kınalı yapınacak. Geç geç. Ben şimdi ne diyordum? Heh. Bu Taner'in mal varlığı başkalarının üzerine ya. Biz seninle acaba ne yapsak da aslında bütün bu malların bu Taner'e ait olduğunu böyle kanıtlasak. Şimdi konuşmuyoruz. Ofiste konuşuyoruz böyle şeyleri. Evde değil. Kahvaltımı etmeden önce hiç değil. Aman iyi tamam canım. Ben aşk böceklerini yalnız bırakayım. Afiyet olsun. Doğan, Taner kim? Ne mal vardı, ne diyor bu? Ya bir dava falan ya. Sonra konuşuruz. Hayır, ne istiyor ki bu Melike senden hala? Ya ben bir sabah sabah güzel bir kahvaltı edemeyecek miyim ya? Al bunları da ya. Afiyet olsun. Mantın. Takıyorsun Melike'ye kafayı. Takıntılı bir tip işte. Biliyorsun işte ilkokuldan beri peşimi bırakmıyor. Ciddiye alman gereken birisi olmadığını sen de bal gibi biliyorsun. Zekalı. Kıza ne yazdı? Abartma Melike. Ceylan öylesine takıldığın bir kız işte. Ne yapayım bunun kafa biraz kırık. İdare ediyorum ben de. Resmen saçmaladın sabah. Ben Ceylan'ın mesajını Melike'ye mi attım? O zaman Melike'nin mesajını... Eyvah çok kötü rezil olduk. Allah'ım ya. Bu çok kötü oldu işte. Gel. Ha. Sağ ol, teşekkür ettim. Abi bizim yerde çok acil bekliyorum seni. Oğlum saat daha 11:30'da kahvemi içmedim ben ya. Olsun ben beklerim. Doğan dur. Dur, dur oğlum. Birlikte gidelim bari. Bana bak, neyin varsın? Kanı çekilmiş. Oğlum, fena çuvallamışsın. Çok. Ah, silemedim mi mesajları? Hemen mavi tik oldu. Sanki benden mesaj gelmesini bekliyorlardı. Hiç alttan almayacaksın. Hatta bilinçli yapmışsın gibi davranacaksın. İkisine de bak... Sizin hakkınızda bunları yazabilirdim ama yazmadım. Durumu da idare etmedim diyeceksin. Ha, onlar da yiyecek öyle mi? Yemeyecekler. Ama kadın duymak ister. Senin ne yaptığını değil, onlara nasıl açıklama yaptığını. Makul, mantıklı bir açıklamadan bahsetmiyorum. Onların seveceği bir açıklamadan bahsediyorum. Duymak istediğini söyle, gerisini boş ver. Problem halledecekti zaten. Hepsi öyle mi Namık abi ya? Yani yok. Yani çoğu değil. Ceylan öyle mesela. Yani
atarına falan bakma. Bence Melike de zamanı geldiğinde öyle. İyi, öyle yapayım ben o zaman. Ya senin durumun nasıl? Yani Melike geldiğinden beri kafan karışık gibi yani yine. Ya değişik bir duygu Namık abi ya. Yani Allah'ın bildiğini senden niye saklayayım? Yani ne yalan söyleyeyim? Kız daha mahalleye geleli 3 gün olmadı. Yaşadığımı hissediyorum ya. Be oğlum. Al karşına kızı, konuş be oğlum be. Ha? Niye bu kadar acı çekiyorsun? Yok abi, Melike bana bakmaz. Niyeymiş oğlum? Onlar çok zengin. Ha, biz de fakir değiliz ama onlarınki başka bir şey. Amca. İşte Osman amcayı biliyorsun. Yani mahalleyi sevmese asla aynı apartmanda oturamayız ki biz. Onlar köşkte, yalılarda yaşarlar. Melike sadece paraya önem veren bir kız değil bence. Öyle öyle bakma sen kendini başka türlü sattığına. O alışmış bir eli yağda bir eli balda yaşamaya. Yazılımı öyle onun. Anası öyle kodlamış. Ya kızın 192 bin liralık çantası var Namık abi. Oğlum sen de zengin olabilirdin. 50 kere söyledim sana gel seni ortak yapayım diye. Para istedim mi senden? Ya geldim ben 1000 yaşıma. Ha? Benim hiç kimsem yok ki. Ne yapacağım ben bu kadar parayı? Gel ortak edeyim işte seni. Yok abi yapamam ben. Niyeymiş o? Abi öyle bir sorumluluğa giremem Namık abi. Ben istiyorum ki ben işimi layıkıyla yapayım. Eve gittim de fişi çekeyim istiyorum ama. Yani patron olmak öyle bir şey değil ki. İster istemez eve iş getiriyorsun. Ben görüyorum seni, herkese eğlenmeye çalışıyorsun. Üzülüyorum ben sana. Benim devreler yanar abi sen. Ya ben hayatım boyunca 192 bin liralık üst başı almadım Namık abi. Hayır. Para paçamdan aksın gene almam. Aldırmam da. Bak benim 5 tane gömleğim var. 3 tane pantolonum var. Bana aslan gibi yetiyor. İnsan dünyanın ikram ettiklerinden lazım olan kadar almalı abi. Fazlası. Ama o lazım olan da insandan insana değişiyor. Yok değil aslında abi ya. Baksana doğaya. Bütün suyu kendine çekip diğer ağaçları kurutan ağaç gördün mü hiç? Hayvanlara bak. Aç açıkta kalan hayvan gördün mü? Bir bolluk varsa hep birlikte doyuyorlar. Ama bir kuraklık varsa hep birlikte ölüyorlar da işte bir insan kanaatı dedim. Doğan lütfen tamam daha fazla konuşma. Bak çıkacağım bir gökdelenin tepesine. Bütün paramı böyle sokağa saçacağım, sokağa yeter be. Sonra sabah sabah felsefe gitmiyor. Dur. Tamam, dur. Anneler yok mu? Yok. Feride dizi seyrediyorlar. Sen küstün müsün bana? Niye geldin? Küsüm. Belli etmiyorum. Mesaj için özür dilerim. Bir karışıklık da oldu. Anladım o kadarını. Kız mı? Yok. Ben de kocalarıma, sevgililerime seni hep böyle anlattım. Yoksa çok biz kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar mı? Kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. Hadi bir kahve yap ya, şu kapıyı da aç. Çekirdek. Çok fazla yedim. Geçiriyor, otur. Gel. Şöyle bekle beni. Gel. Gelmiş Doğan Sema abla. Gördüm. Kadı yanında mı? Ve sen de Allah aşkına yeme böyle kendini. Ya kız belli zaten erkek avcısı. 2 güne de bulur başka adam yolacak. Sen de böyle üzüldüğünle kalırsın. Yok. Ben ağırlığımı koyacağım. Ceylan'la bu işin bir adını koyması lazım Doğan'ın.
Başka türlü oğlumun peşini bırakmayacak. Yani Doğan'ın da daha yaşı ne başı ne canım. Niye böyle acele ediyorsun? Ya kazık kadar oldu. Onun yaşındakilerin boy boy çocuğu var. Hadi bakalım. Hadi tatlım, et şunu azıcık. Bak çok iyi. Hop. Neden bana iyi davranmış? Kötü mü davranayım sana? Sen beni sevmezsin bile. Yani niye iyi davranıyorsun sen bana? Ya manyak mısın sen be? Sen belki de dünyada en sevdiğim insansın benim. Be ya ben senin aklına bile gelmem ki. Anca işin düşünce ararsın. Ya gittin kaç sene aramadın. Ya aradım ya seni kaç kere. Açmıyorsun ki telefonu. Ayrıca yılın bilmem kaça yurt dışındaydık, teknedeydik. Ya telefon diye bir şey var ya. İnsan bir arar ya. Ya sen niye içtin bu kadar? Senin yüzünden. Allah'ım sen bilirsin ya. Teyze. Sen ne arıyorsun oğlumun yatağında? Ne yapacağım ya? Uyuyakalmışım işte, ne bağırıyorsun? Allah Allah. Nişanlı benim oğlum, nişanlı. Sen de evlisin. Hiç utanma yok mu sende? Ya ne alakası var ya? Ben boşanıyorum zaten. Ya da bunun da bir alakası yok ki ama. Niyetin ne senin? Niyetin ne acaba? Ver. Niye? Uyuyan çocuğun koyuna giriyorsun sen. Ya Sema teyze manyak manyak konuşma istersen ya. Sema! Ne oluyor? Niye bağırıyorsun Sema? Sema! Sema ne oluyor? Hırsız mı? Hırsız mı Sema? Sema ne oluyor?
hırsız mı? Oğlumu koynuna yakaladım bu ahlaksızı. Ne? Ya yok öyle bir şey. Girseniz evinize ya. Neydi ki? Ne oluyor? Kaç yaşında kadınsın? Kendine çeki düzen ver. Vallahi bak babanı şikayet edeceğim seni. Sema Hanımcığım. Ne oluyor acaba? Bu saatte apartmanı huzursuz ediyorsunuz. Ne var? Selamın kabrini Rabbim bakayım. Dur yor. Ne oluyor? Gel Cevdet gel. Kızınızı oğlumun koynunda yakaladım. Kim kimin huzurunu bozuyor acaba? Ne münasebet. Bana bakın. Benim güzeller güzeli kızım sizin o çulsuz oğlunuzun koynunda olamaz. Olamaz. Melike yürü. Yürü eve. Kaç tane apartman dairemiz var bizim. Niye çulsuz oluyormuş oğlum? Ay o daireler hep böyle lafta. Niyeyse hiç ortada daire falan yok böyle. Hem niye kirada oturuyorsunuz acaba? Kiraları da yükseltmiyoruz. Osman Bey tepeleme kullanan ondan sonra da bizim dairelerimiz var. Oğlumun işine yakın diye oturuyoruz biz burada. Kiramda 10.000'e çıkarttım. Nasıl ödeyeceğim? Sizin sadakanıza kalmadık. Tamam mı? Görmemiş işte. Geldiği yer belli. Ne bekliyorsun ki? Yersiz kadın, seni dava ederim. Anlıyor musun? Melike ne oldu be? Niye kavga ediyor bunlar? Yatıyoruz diye annen kızdı. Annem de her şey. Yattık mı biz? Ne zaman yattık ya? Kaçırdın mı bütün aktiviteyi? Ne içirdin bana Melike? Neden hatırlamıyorum? Ablasım konuşma ya. Uyuduk anlamında yattık yani. İkimiz aynı yatakta. Yapmadığımız şey mi ya? Ne bileyim 13 yaşından beri yapmadık. Biz aynı yatakta niye uyuyorduk Melike? Ne bileyim niye yatıyorduk, uyuyorduk Doğan. Bir çekil ya. Yürü. Bu evin kirasını 10.000'e tamamlıyorsun. Sonra götürüp o kaleye veriyorsun. Sonra da bir ev buluyorsun. Buradan taşınıp gidiyoruz. Bu hafta da gidip Ceylan'ı ailesinden istiyoruz. Bitti gitti. Tamam mı? Anladın mı? Okey. Fark etmez ya. Yürü baban duymasın. Çık dışarı. Çık. Çabuk. Ne var anne ya? Ya sen niye 3 kuruşluk insanlara rezil ediyorsun bizi ya? Niye yani? Ya sen Doğan'dan başka bir adam bulamadın mı? Resmen bismillah dün bir bugün iki adama mı taktın kancayı? Anneciğim 15 yaşımdan beri kaç kere bana bulamadın mı Doğan'dan başka adam diyorsun sen? Hatırla istersen. Ha? Gerçi o zaman çocuk diyor. Haksız mıymış? Kadın resmen Doğan'ın koynunda yakalamış işte seni. Yahu ben sana onu söylüyorum. Koynuna girsem bakmaz ki Doğan bana. O gözle bakmaz. Allah Allah. Doğan kimmiş acaba? Böyle bir güzelliği bulacak. Doğan bakmayacak öyle mi? O sünepe. Sen Doğan'ı bana mı ayarlamak çalışıyorsun? Ay belki Allah aşkına uzak dur. Allah aşkına çekil. Vallahi sinirlerim çok bozuk ha. O ağzını da hayra aç tamam mı? Ağzından yel alsın. Sünepe. Sünepe. Kiracı sünepe. Sen o Taner'e burun kıvırmadan önce bence bir kere daha düşün. O Doğan sünepesi seni böyle helikopterlerle Yunan adalarına götürüp evlilik falan teklif edemez ona göre. Aman hatırlatma o manyağı bana ya. Onun ne çaplı bir zekalı olduğunu benim. O zaman anlamam lazım zaten. Ya hangi gidip de böyle çilek reçelinin içine yüzüğü koyar ya. Bir de reçel sevmiyorum diye aldı böyle reçelde reçelde parmağıma takmaya çalıştı falan. Mal. Ben ne güzel uyuyordum Doğan'ın yanında. Sema teyze geldi böyle avaz avaz bağırdı, uykusundan uyandırdı falan. Ben gidiyorum, uyuyacağım ya. Ay, hala Doğan diyor ya. Hala Doğan diyor ya. Vallahi öldürecek bu kız beni ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.